Kahve sempülçleri, İslam öncesi Türk tarihi önemli noktalar. Önce soru geliyor, isterseniz durdurabilirsiniz, daha sonra cevap. Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir? Göktürkler. İlk atlı göçebe Türk topluluğu olarak bilinen, M.Ö. 7. yüzyılda yaşayan Türk topluluğu hangisidir? İskitler. Bizans kaynaklarında İskit olarak bilinen Türk topluluklarına İran kaynaklarında ne isim verilmektedir? Saka. İlk kurultay toplayan, ilk devlet teşkilatını oluşturan, ilk ikili teşkilat sistemini başlatan hükümdar kimdir? Metehan. İlteriş, derleyen toparlayan ünvanıyla 2. Göktürk Devleti'ni 50 yıllık Çin esaretinden kurtaran hükümdar kimdir? Kutlug Kağan. Moyançur, Bugut, Sine Uşi, Karabas Gasun yazıtlarını bırakan Orta Asya Türk Devleti hangisidir? Uygurlar. İstanbul'u kuşatan ikinci Türk topluluğu olan 864'te Hristiyanlığı resmi din kabul edip Türk tarihinde ilk kez Han unvanını değiştirip Çar unvanını kullanan Türk topluluğu hangisidir? Tuna Bulgarları. Maveraün Nehir bölgesinde yaşayan, Emevileri Orta Asya'ya sokmayan, Bagat Arkan zamanında ilk kez para bastıran Türk topluluğu hangisidir? Türk İşler. Ruslarla yaptıkları savaşlar Igor Destanı'na, Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olan Türk topluluğu hangisidir? Kıpçaklar, Kumanlar. İtalya Venedik'te San Marco Kütüphanesi'nde orijinali bulunan Codex Cumanicius isimli iki ciltlik sözlük hangi Türk topluluğuna aittir? Kumanlar, Kıpçaklar. Eski Türk devletlerinde ikili teşkilatın varlığı nasıl bir yönetim anlayışının görüldüğüne kanıttır? Federal yönetim. Ülke hanedanının ortak malıdır ve göçebe yaşam tarzı eski Türklerde neyin oluşmasını engellemiştir? Sınıf farklılıkları soylu sınıfın. Kahramanlık, aşk, doğa temalı, coşkulu şiirlerin kopuz eşliğinde söylenmesine ne isim verilir? Koşuk. Hayatını kaybetmiş önemli insanların hatırını yad etmeye ne isim verilir? Atalar kültü. Orhun hitabelerinde ilk çözülen gök tanrı anlamına gelen kelime hangisidir? Tengri. Töre hukukunun ilk kez yazılı hale gelmesi hangi topluluk zamanında olmuştur? Uygurlar. Adalet teşkilatında hukuk işlerine bakan hakimlere ne isim verilir? Yargan, Yargıcı. Eski Türklerde adı bilinen ilk Türk şairi kimdir? Aprin Çurtigin. Dünya tarihinde ilk kadın hükümdar olarak bilinen Tomris Han hangi uygarlığın lideridir? İskitler. Orhun hitabelerinde Bilge Kağan Kutlu'nun Tonyukuk adına taşa kazılan kimdir? Yolluk Tigin. Milattan önce 7. yüzyıla ait olan Kazakistan'da Işık Gölü kenarında bulunan, bugün Rusya Ermitaj Müzesi'nde sergilenmekte olan altın elbiseli adam zırhı hangi kurgandan çıkarılmıştır? Eşik Kurganı. Altay Dağları'nda bulunan, dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen İskitlere ait halının bugün Rusya Ermitaj Müzesi'nde sergilenmesi hangi kurgandan çıkarıldığını gösterir? Pazırık Kurganı. Ölen kişi adına sagu yakılması ve yuğ merasimi düzenlenmesi neyin varlığına kanıt değildir? Ölümden sonraki yaşamı. Eski Türklerde bürokratik yazışmaları yapan ve devlet işlerini düzene sokan görevlere ne isim verilir? Bıtıkçı, Tamgacı. Eski Türklerde Kurultay Hakanı'nın başkanlığında Katun, Yapgu, Buyruk, Boybeyleri elçilerden oluşmaktaydı. Bu kurultaya katılma hakkına ne isim verilir? Toygun. Firdevsi'nin Şehname isimli eserindeki Afrasiyap olarak bahsedilen Türk hükümdarı kimdir? Alper Tunga. Kurultayda Kam, Baksı, Şaman isimleriyle anılan din adamlarına görev almaması ne tür bir yönetim anlayışının gelişmediğine kanıttır. Teokratik yani dini yönetim. Gök Tanrı tarafından Han sülalesine ülke yönetme hakkının Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmasına ne isim verilir? Kut. Kuzey Hunların bir kısmı batıya göç ederken Afrika ve Hindistan'ın kuzeyinde ticaret yollarının geçtiği bir bölgeye yerleşmesi, 480 yılında İran'da çıkan Mazdek isyanının bastırılmasında etkili olması ve Sasani ve Göktürk ittifakı ile 567 yılında yıkılarak topraklarının paylaşılmasıyla bilinen Türk devleti hangisidir? Eftalitler yani Akonlar.
Türk tarihinde ilk kütüphane kuran, Kamdu adı verilen bez para kullanan fresko, vitray, minyatür tiyatro sanatının Türkler arasında ilk örneklerini veren uygarlık hangisidir? Uygurlar. Orta Asya Türklerini ikinci kez bir bayrak altında toplayan, başkenti Ötüken olan İstemi Yapgu ve Mukan Kağan önemli hakanları olan 552-630 yılları arasında yaşamış devletin adı nedir? Göktürkler. Kuzey Hunlarının batıya göç eden kollarından bazıları Hazar Denizi'nin güneyinden İran, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu'ya yönelerek buralara yerleşik hayata geçmişlerdir. İslamiyet'i kabul eden bu Oğuz boylarına ne isim verilir? Türkmen. Orta Asya'da Türklere ait izler barındıran Kelteminer, Andronova, Karasu, Anav, Tagar kültürleri arasında günümüze en yakın olan ve en gelişmiş olan kültür hangisidir? Tagar kültürü. Atı evcilleştiren, tekerleği ilk defa kullanan, pantolon, kemer ve tokasını dünyaya tanıtan, Bozkır'ın kuyumcuları unvanını kazanan uygarlık hangisidir? İskitler. 375-469 tarihleri arasında Budapeşte merkezli devlet kuran, Bizans'la yaptıkları savaşlar sonrasında Margus ve Anatolis anlaşmalarını imzalayan devlet hangisidir? Avrupa Hun Devleti. Çin kaynaklarından Yuan Yuan olarak bilinen, hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran 619-626 yıllarında İstanbul'u iki defa kuşatan Türk topluluğu hangisidir? Avarlar. Arapları Kafkasya'ya sokmayan, adaleti sağlamak için 7 kişilik hakimler kurulu oluşturan, ilk kez Türkler arasında paralı ordu oluşturan, Karadeniz'in kuzeyindeki Kürt yolunu kontrol eden ve Museviliği benimseyen tek Türk devleti hangisidir? Hazarlar. 9. yüzyılın sonlarında Budapeşte'de devlet kuran, Almanların Balkanlara inmesine engel olan ve Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden uygarlık hangisidir? Macarlar. Eski Türklerde hükümdarlık sembolleri hangileridir? Sorguç, kotuz, köz yani davul, ota yani çadır, örgin yani taht, çetr yani şemsiye, tuğ yani sancak ve yay. Eski Türklerde hükümdarların kullandığı unvanlar hangileridir? Hakan, Kaan, İdikut, İlteber, Hanyu, Şanyu, Tanyu, Yapku ve İrteriş.